Donald Trump başkanlık koltuğundaki ilk 100 gününü tamamladı. Ekonomi ağırlıklı vaatlerle oy toplayan Trump bu süreci nasıl geçirdi? Amerikan ekonomisi bu süreçten nasıl etkilendi? Ve bundan sonra piyasaları nasıl bir süreç bekliyor? İşte tüm bunları stüdyo konuğumuz makroekonomi uzmanı Tunç Dayıoğlu ile konuşacağız. Efendim öncelikle stüdyo Washington'a hoş geldiniz. Başkan Donald Trump koltuktaki ilk 100 gününü tamamladı dedik. Sizce bu süreçte Amerikan halkının beklentileri karşılandı mı? Kısaca söylemek gerekirse hayır. Buna üç farklı açıdan yaklaşabiliriz. Bir tanesi başkan seçilen Trump'ın bu ilk 100 gün içerisinde yapmayı söz verdiği vaatlere bakabiliriz. Ve açıkçası bunların hiçbirini gerçekleştiremediğini görüyoruz. Ve o açıdan tamamen büyük bir başarısızlık olarak değerlendirilebilir. Eğer piyasalar açısından bakarsak, Trump seçildikten sonra bu vaatler dolayısıyla ciddi bir yükseliş olmuştu. Özellikle hisse senedi piyasalarında. Ve bu artış tabii ki durakladı ama hala yüksek seviyelerde durmakta. Ve o açıdan baktığımız zaman da çok büyük bir fiyasko değil. Aynı zamanda Trump malum bir popülist bir başkan olarak geldi ve onun kendi bazı, kendi tabanı açısından bakarsak, kendi tabanında 100 gün tamamlamadan hemen önce yapılan anketlerde Trump'a oy verenlerin sadece %2'si şu ana kadarki performanstan mutsuz. Yani geri kalan %98'i gayet mutlu. Yani taban açısından baktığınız zaman da başarısız bir tablo gözükmüyor ortada. Peki bundan sonra Amerikan ekonomisi neler bekliyor? Esas önemli olan kısmı bundan sonrası olacak zaten. Çünkü en önemli 3 tane vaadi vardı Başkan Trump'ın başkan seçilmeden önce. Bir tanesi Amerika'daki vergi oranlarını düşürmekti. Ve büyük ihtimalle hisse senetleri açısından da ekonominin büyümesi açısından en önemli olan vaadi de bu. Bunu şimdiye kadar hiçbir Amerikan başkanı yapamadı. Çünkü uzun süredir Amerika'da hem Beyaz Sarayı hem de Senato'nun iki kanadını birden ne bir Cumhuriyet ve ne de bir Demokrat kontrol edebilmişti. Trump bu açıdan büyük bir şansa sahip. Üçü de kendi kontrolü altında. Ve bu vergi oranlarındaki düşürmeyi gerçekleştirebilirse ve Amerika'yı diğer ekonomilere göre nispeten daha rekabetçi bir hale getirebilirse bu Amerikan ekonomisi için ciddi bir artı sağlayacak ve bu konudaki çalışmalar başladı. Şu ana kadar %15 gibi bir rakamla ortaya çıktı Trump. Büyük ihtimalle bu rakam üzerinde çok oynanacak ve büyük ihtimalle daha çok 20-25 arasında bir rakama oturacak. Şu anki 35 veya üstü olan rakam değerlendirilirse ve bunun dünya genelindeki en yüksek vergi oranlarından bir tanesi olduğu düşünülürse, yani 20-25 aralığındaki bir düşüş bile Amerikan ekonomisi açısından büyük bir artı sağlayacak. İkinci bir vaadi de dış ilişkilerde olan pazarlıklardı ve burada da açıkçası şu ana kadar çok ciddi bir ilerleme kaydedilemese de Trump'ın ilk başta vaat ettiği kadar ilişkileri zorlayıcı veya sıkıntı yaratıcı bir şey gelişmeyecek gibi duruyor. Kore ile ilgili olan pazarlıklar nispeten iyi gelişmekte. Çin ile ilgili olan beklendiği kadar kötü olmayan bir ilişki var. Almanya'ya, İngiltere'ye karşı çok sert tavırları vardı, sert yorumları vardı seçilmeden önce. Fakat bu başkanlarla olan görüşmeleri de gayet olumlu geçti. O yüzden bu konuda Amerika'nın uzun vadeli ekonomisi için fayda sağlayacak pazarlıklar gerçekleştirebilecek gibi duruyorlar. Ama bu biraz daha vakit alacak. Trump'ın söz verdiği bir ilk 100 gün içinde gerçekleşmedi tabii ki. Başkent Washington geçtiğimiz günlerde bir bütçe krizine sahne oldu ve 1 trilyon 100 milyar dolarlık bütçe Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Bu bütçe Amerikan ekonomisi için ne anlama geliyor? Amerika maalesef yaklaşık son 4 senedir sürekli bir kapanma eşiğinde dolaşıyor ve hatta bir kere kapandı bile. Tabii biz Washington DC'ye arabayla gelen insanlar için bu çok güzel, trafik çok rahat oluyor ama tabii ki milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen bir durum ve finans sektörünü de olumsuz etkileyen bir durum. Bu bütçenin geçebilmiş olması tabii ki büyük bir artı oldu ve cumhuriyetçilerin bir arada bir söz altında toplanabileceğinin ve beraber hareket edebileceğinin önemli bir göstergesi oldu. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Çünkü Trump seçildiği zaman ve hatta seçilmeden önce cumhuriyetçiler arasında son derece rahatsız olan bir kesim vardı. Çünkü Trump bildiğiniz gibi bu establishment dediğimiz altyapıdan gelmeyen, tamamen dışarıdan gelen birisi ve onun bir takım vaatleri bazı cumhuriyetçileri çok rahatsız etmişti. O yüzden Trump'ın seçilmesinden en fazla rahatsızlık duyan kesimin korkusu cumhuriyetçilerin kendilerini
kendi içinde bir bütün olarak hareket edememesi ve her ne kadar üç kanadı kontrol etseler bile pek başarılı bir şeyler yapamayacak olmasıydı. Böyle bir kilitlenme korkusuydu. Bu bütçenin geçmiş olması bu korkunun esasında geçerli olmayacağına dair en önemli göstergelerden bir tanesi. O yüzden bütçenin tek başına geçmiş olması çok büyük bir olay olmasa bile ilerideki çalışmaları açısından, cumhuriyetçilerin beraber çalışabilmesi açısından kesinlikle iyi bir işaret. Yine geçtiğimiz günlerde bir de başkanlık kararnamesi imzaladı Donald Trump ve sloganı da Amerikan malı al, Amerikalı evet. çalıştır. Evet. Bu Amerika'nın ekonomisi nasıl etkileyecektir? Esasında bu Amerikan ekonomisi için kötü bir olay. Çünkü Amerika şu an dışarıdan gelen misafirleri diyelim ya da göçmenleri olmasa Amerikan ekonomisindeki hem maliyetler çok çok daha yüksek olacak hem de Amerikan halkı çok hızlı bir şekilde yaşlanacak. Şu an Japonya'daki veya Avrupa'daki en büyük problemlerden bir tanesi doğurganlık oranının az olması ve dışarıdan göçmen gelmemesi dolayısıyla bu ekonomilerde genç çalışan olmaması ve genç çalışan oranının hızlı bir şekilde azalması. Peki o zaman niye böyle bir adım attı diye soralım. Bu işte Trump'ın popülist olan vaatlerinden bir tanesiydi. Şu an baktığınız zaman Amerika'daki en hızlı işçi kaybeden sektörler dışarıdan göçmenlerin geldiği sektörler. Bu bir tanesi mesela kömür çıkarımıyla ilgili olan bir sektör. Ve bu sektör gittikçe ölen bir sektör. Çünkü Amerika gittikçe dışarıdan enerji alan, dışarıdan petrol alıp onu kullanarak büyüyen bir ekonomi haline gelmişti geçtiğimiz 20 sene içerisinde. Ve bu esnada özellikle bir de çevreyle ilgili problemler göz önüne alındığı zaman bu kömür sektörü çok büyük bir sekteye uğradı. Ve o sektörde çalışan bir sürü insan muzdaripti bu durumdan. Ve Trump gelirken özellikle Pennsylvania, Ohio gibi eyaletlerden oyları alıp da demokratlardan cumhuriyetçilere döndürebildiği zaman verdiği en büyük vaatlerden bir tanesi buydu. Biz artık Amerikan malı kullanacağız ve Amerikalılara işçi vereceğiz. Yani bu seçimi kazanmak için yapılmış olan popülist bir söylemdi. Ama benim gibi olaylara ekonomi ve verimlilik açısından yaklaşan birisi açısından Trump'ın bu kadar sert bir çizgide olmayıp bunda ciddi şekilde geriye gelmiş olması büyük bir artı. Yani eğer dediklerini gerçekten yapsa Amerika ekonomisi açısından pozitif olmayacak. Çünkü fiyatlar artacak, enflasyon artacak ve ekonomi açısından iyi olmayacak. Ama gördüğümüz kadarıyla ilk başta söylediği kadar Amerikan malı ve Amerikan işçisi konusunda çok sert bir çizgide olmayacak. Yani doğru orta noktayı bulacak gibi duruyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi Donald Trump aslında bir siyasetçi değil, bir iş adamı. Evet. İş adamı olmasının başkanlığa etkileri nasıl oldu sizce? Çok güzel. Ben açıkçası her zaman bir işverenin bir ülkeyi yönetmesi gerektiğini tercih etmişimdir. Çünkü bir işi büyük bütçe açıklarıyla yönetmeniz mümkün değil. Belli bir yere kadar gider ve ondan sonra kalırsınız. Oysa politikacılar ellerindeki bazı güçleri kullanarak bir takım olmaması gereken şeyleri olması gerekenden uzun süre devam ettirebildikleri için uzun vadede ülke ekonomileri için zarar verebiliyorlar. Böylece işveren birinin gelmesinin büyük bir artı olduğunu ben düşünüyordum. Fakat en büyük problem burada tabii ki devletin kendine has bir işleyişi var. Ki zaten Trump da ilk 100 gün vaatlerini değerlendirirken söylediği şeylerden bir tanesi başkanlığın bu kadar zor olacağını tahmin etmediği oldu. Çünkü onu şöyle değerlendirmek lazım. Kendisi bir aile şirketinden geliyor. Emlak yatırımları yapan bir şirketten geliyor. Ve böyle bir şirketin başındaki insan olarak sizin söyledikleri bir anlamda fetva gibi oluyor. Ve siz dediğiniz zaman şu yapılacak, onu yapmayan insan ilk başta yollanacak olan kişi. Oysa devletin işleyişi öyle değil. Trump dediğiniz gibi bazı kararnameler geçirdi. Ama kendisini bir defa değil, iki defa değil, beş defa savcılar geri püskürttüler diyebiliriz. Onun yaptığı kararnamelerin işleme konulmamasına sebep oldular. Ve Trump başkan olarak onları işten atamadığını fark etti. O yüzden zaten ilk 100 günün başlarındaki tonuyla şimdiki tonu arasında ciddi bir fark var. Büyük ihtimalle işverenden bir devlet yöneticisine olan bu geçiş sürecini sert bir şekilde yaşadı. Bundan sonrasının biraz daha yumuşak gideceğini, biraz daha iyi şekilde yönetilebileceğini tahmin ediyorum. Ama yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi bu oldu.
Peki zengin bir iş adamı aynı zamanda ve aslında belki de yaşam tarzını Beyaz Saray'da da devam ettiriyor. Hatta Florida'ya sürekli seyahat etmesi bir takım tepkilere neden oluyor. Bu arada oğlunun okulu nedeniyle eşi New York'ta yaşamaya devam ediyor. Evet. Amerikan bütçesine zarar verir mi bu yaşam tarzı? Doğru. Verebilir dediğiniz çok doğru. Ama bir tek şu var tabii, Beyaz Saray'ın bütçesi de dahil olmak üzere birçok bütçe sadece Beyaz Saray değil, Beyaz Saray'ın dışındaki başka birçok unsur tarafından da kontrol edildiği için büyük ihtimalle en pahalı yaşayan başkanlardan bir tanesi olmasına rağmen ben bunun Amerika gibi dünyanın artık ikinci, Çin'den sonra ikinci en büyük ekonomisinde çok böyle sıkıntı yaratacak boyutta bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Yani büyük ihtimalle tabloidleri ve bir takım gazeteleri veya gece şovlarını, gece konuşma şovlarını süsleyecek bir takım anekdotlar ortaya mutlaka çıkacaktır. Ama ekonomiye bir zararı olur mu tahmin etmiyorum. Hatta artısı bile olabilir. Çünkü onların her Florya'ya gidiş gelişi, beraberlerinde götürdükleri insanlar, harcadıkları paralar esasında bir anlamda ekonomiye geri dönüş diye düşünmek bile mümkün. Peki Amerikan piyasaları bazında nasıl tepki verdi piyasalar sizce bu ilk 100 günde? Evet. Bu ilk 100 günün en güzel kısmı büyük ihtimalle ilk bir aylık kısımdı. Orada çünkü özellikle başkan daha kendisi başkanlık koltuğuna oturmadan önce bile piyasalar çok ciddi şekilde ilerleme kaydetti. Hemen hemen bütün sektörlerde ama özellikle regülasyonların azaltılmasıyla ilgili, bu vergi oranlarının düşürülmesiyle ilgili ve yurt dışı ticaret ilişkileriyle ilgili yapacağı değişiklik belli sektörleri çok ön plana çıkarttı ve onların performansını çok iyi boyuta getirdi. Ondan sonra tabii ki bir duraklama dönemine girdik. Piyasalar şu an hala değerlerini koruyorlar. Çok fazla bir düşüş yaşanmadı. Ama mühim olan bundan sonraki süreç ve büyük ihtimalle bu süreç 2018'in başına kadar sürecek bir süreç. Çünkü her ne kadar Trump ilk 100 gün içinde ben bunları yapacağım diye söz verdiyse de piyasalar esasında bunların ilk 100'de gerçekleşemeyeceğini zaten tahmin ediyordu. O yüzden ilk 100'de gerçekleşmediği zaman verilen tepki piyasaların verdiği tepkiden biraz daha bağımsız. Ben hala piyasaların sabırlı bir şekilde bekleyeceğini tahmin ediyorum ve büyük ihtimalle Trump'ın da verdiği sözlerin en az iki tanesini ciddi şekilde gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. O yüzden piyasalar büyük ihtimalle nispeten durgun, en azından Trump'ın yapacağı şeylere karşı fazla tepki vermeyen bir seyirde devam edecektir. Bu noktada yatırımcılara neler önerirsiniz? Amerikan doları ciddi bir şekilde değer kazanmıştı biliyorsunuz. Özellikle gelişen ülke ekonomilerine karşı, gelişen ekonomi ülkelerine ve para birimlerine karşı. Bizim özelimizde konuşmak gerekirse Türk lirası özellikle çok değer kaybetmişti. Bunun bir miktar geri geldiğini görüyoruz. Benim normalde görüştüğüm global makro fon yöneticilerinin beklentisi, bu gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanmaya devam edeceği. Özellikle Türk lirası gibi oldukça ucuz bir seviyede seyreden bir para biriminin faizlerin de yüksekliği göz önüne alınırsa, Türkiye'deki faizlerin yüksekliği göz önüne alınırsa değer kazanmaya devam edeceği, en azından çok ciddi bir şekilde değer kaybetmeyeceği gibi bir beklenti var. Bunun yanı sıra hisse senedi piyasalarının, bunu sırf Türkiye için söylemiyorum, dünya genelinde söylüyorum, özellikle Amerika ve Avrupa hisse senetlerinin artışta olması bekleniyor. Çünkü Amerika dediğim gibi Trump'ın yapmaya devam ettiği politikalardan dolayı pozitif yelkenine rüzgar dolduracak. Avrupa ekonomisi de aynı şekilde Fransa'daki bitmiş olan seçimlerden sonra önümüzdeki 4-5 ay için en azından ciddi bir beklenti, kriz yaratabilecek herhangi bir beklenti yok. Ve oradaki ekonomi de yükselmeye devam ediyor. O yüzden Avrupa hisse senetlerinin de iyiye doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Peki bizi izleyen Türk vatandaşları mutlaka merak ediyordur. Oh diyebilir miyiz? Tüm bu sizin anlattıklarınız zaman sonucu çıkarabilir miyiz? Bir stratejist olarak oh diyebiliriz kısa bir süre için diyorum. Bir ekonomist olarak da madalyonun her zaman tabii ki iki yönü var. Trump'tan dolayı ciddi bir sekte gelmeyecektir. Ama tabii ki şunu da bilemeyiz. Yarın Kuzey Kore'den bir füze atılmayacağı, Amerika'nın buna karşılık vermeyeceği veya bizim özelimizde Orta Doğu'da hiç beklenmedik bir gelişme olup da Türkiye'nin kendi bir bataklık içerisinde bulmayacağını bilemeyiz. Bu tip riskleri bir kenara koyarak sadece önümüzdeki bilinenlere bakarak diyebilirim ki evet, bir oh diyebiliriz. Bize vakit ayırdığınız, yayınımıza konuk olduğunuz ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.